Irgatların akşam yemeği hazırlanıyordu. Senen Bacı fıkır fıkır kaynamakta olan herenilere yarmaları saldı. Tuzla tatlı kırmızı biber atarken Bilal geldi. Düşünceliydi. Senem bacının yanında durdu. Ter içindeki Senem elindeki paçavrayla terini silerken ''Ne o?'' dedi. Bilal o kadar dalgındı ki duymadı. Yanlarına Fatma'nın sokulduğunu bile seçemedi. İçini çekti. Sonra ''Yahu'' dedi. ''Bu avratlık zanaatı tekmil zormuş be.'' ''Dert'' dedi Senem. Fatma güldü. ''Hangi avratlık?'' Bilal döndü gördü. ''Avratlık'' dedi. ''Sizin avratlığınız.'' ''Niye?'' ''Zor dinime imanıma.'' ''Niye be?'' Bilal dalgın dalgın mırıldandı. ''Hürü'yü doğururken gördüm de.'' Senem irkildi. ''Tuh, görmüş şuna hele.'' Bilal omuz silkti. ''Ne var ki?'' ''Ne var ki'si var mı? Hem ayıp hem günah. Ne var ki'ymiş?'' Bilal aldırış etmedi. ''Doğururken damarları nasıl oluyor avradın?'' ''Oklava oklava. Hayvan yemliğini tutmuştu fukara. Ikın ıkın. Bu yaşıma geldim doğuran avrat görmediydim.'' Bir bu. Kısrak mısrak gördüydüm ya, insan başka. Adam iğreniyor, içim bulandı tekmil. Kana hiç yüzüm yok. Gözümün önünde tövbe gitmiyor. Yemek memek yiyemem gayrı. Senem bacı içini çekti. Erkeklere göre ne var? Değil mi Fatma? Hiç canım, onlar Allah'ın cennetli kulu. Bilal hala Hürü'nün doğumunu düşünüyordu. Birden sordu. Bütün kadınlar Hürü gibi mi doğurur? Senem de güldü, Fatma da Senem. Nasıl doğuracaklar ya deli, yatıyor mu? Kim? Dedi Bilal. Hürü. Yatıyor. Akşama kadar yatarsa yarın kalkar. Bey ne dedi? Acındı beye bakma. Yarın öbür gün çalışmasın diyor. Akıl işte. Biz çalışma yat desek bile bizi dinlemez ki. Senem biraz da hırslı. O kendi anası bacası belliyor fakir fukarayı dedi. Amma ne? 40 gün yataktan çıkmazlar. Fatma. Pekmezi tüm içti mi? Su gibi içti hem de. Ben tövbe içemem. Bir kahve fincanı bile içemem. Yüreğim bulanır. Bilal, fukara Hürü dedi. Gözünün pekmezi mi gördüğü var. Lıkır lıkır içti. Benim için bulanır dedi Senem. Bak hele, Halo Cafer ne yaptı? Neyi ne yaptı? Oğlunu görünce, ne yapsın fukara? Ahıra seyirterek girdi, ne yaptı bilmem. Bilal Fatma'ya göz kırptı. Ahırda ne yapılır Fatma? Fatma kıkırtıyla güldü. Senem bacı döndü baktı. Ne güldün kız? Fatma, hiç dedi. Bilal Fatma'ya yiyecek gibi bakıyordu. Ah gene girselerdi ahıra. Bunu hisseden Fatma ise gözlerini boyuna kaçırıyordu Bilal'den. Bilal birden ani bir kararla Hürü'nün doğurduğu ahıra yürüdü. Kadınlar ardından bakıyorlardı. O ahırdan içeri girdi, kapının içinde durdu. Hala fışkının üstünde yatmakta olan Hürü'ye baktı. Ilık ılık gübre ve kan kokuyordu ahırın sıcak havası. Yerlerde kanlı kaputlar, Hürü'nün çocuğu paçavralar arasında mosmordu. Yüzüne sinekler inip kalkıyordu. Çocuğun yanı başında ise iri başlı erkek bir kedi, çocuğa yalanarak bakıyordu. Sonra bir koku almışçasına çevreyi kokladı, kadının öbür başına gitti, dışkıyı eşeledi. Çocuğun iyice gömülmemiş eşini çıkarmaya başladı. Bilal gördü bunu, hayvanın yanına usul usul gitti bir tekme. Hayvan top gibi fırladı karşı duvara ama gene de gözü çocuğun dışkıya gömülü eşindeydi. Yerdeki kanlı paslı bir jilet birden Bilal'e kediyi unutturdu. Demek kadın doğurduktan sonra çocuğun göbeğini bu paslı jiletle gezmişti. İçi bulanarak kapıdan çıktı. Hürü kendine geldiği zaman kızını yanı başında buldu. 9 yaşındaki kız anasının yerine çapa çapalamaktan ter içindeydi. Yorgun görünüyordu ama aldırdığı yoktu. Yani Doğan kardeşinin yüzüne konan sinekleri kovalıyordu. Hürü Kürtçe sordu. Baban oğlanı gördü mü? Gördü dedi kız gözlerin içleri gülerek. Sevindi mi? Deli oldu. Kadın ferahladı. Git çağır gelsin. Kız ahırdan çıplak ayaklarıyla fırladı. Babası tarladan dönen ırgatlarla birlikte çiftliğin arkasında ağılla kerpiç damların bulunduğu meydanlıktaydı. Yorgun ırgatlardan çoğu şuraya buraya dağılmışlardı. Yemek bekliyorlardı. Hürü'nün kocası Halo Cafer elinde çinko bir kap karısına yiyecek alabilmek için Senem bacı ile Fatma'nın yanında bekliyordu. Kızı yanına gelince ne o dedi Kürtçe. Kız da Kürtçe karşılık verdi. Anamın yanından geliyorum. Nasıl? İyi, seni çağırıyor. Birden tepesi attı. Ne yapacakmış? Bilmem.
Kadın oğlan doğurmamış olsaydı gitmez. Gitmedikten başka da onu ayağının altına alırdı ama oğlan doğurmuştu bu sefer. Çinko kabı kızına verdi. Karısının yatmakta olduğu ahırın yolunu tuttu. Fatma yanı başına dikildiği Senem bacıyı dürttü. Seninkine bak. Senem çöken akşamın içindeki turuncu alevler kaynaşan ocağın aydınlığıyla aydınlanan halo Cafer'in ardından baktı, güldü. Oğlanı doğurunca avrat kıymetlendi. Aman kıymetlensin fukara. Hadi hele şu pilavları karavanlara kotaralım. Yarma pilavları herenilerden bakır karavanalara kotaralıp ırgatların önüne sürüldüğü sıra ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Bakır kızılı kocaman bir ay doğuyordu uzaktaki sırtların ardında. Yorgun ırgatların iştahlı ağız şapırtılarından başka köpek havlamaları duyuluyordu uzaktan uzağa. Gecenin içinde ateş böcekleri yanıp sönüyor. Ayın alt kenarı sırttan kurtulmaya çalışıyordu. Böyle de bir zaman geçti. Karnını doyuran kalkıyor, doyuran kalkıyordu. İçlerinde ellerini, ağızlarını yıkayanlar da vardı. Sabun yerine toprak, çeti otu ayrı kullanıyorlardı. Pehlivan Ali sırtını bodur bir incir ağacına dayamıştı. Aptal kızı ayak ucundaydı. Kim bilir kaçıncı sefer aynı şeyleri tekrarladı. Ondan sana vallaha da hayır yok, billaha da. Bey onu günde ne diye çiftlikle koyuyor? Pehlivan Ali gözlerini ta karşılara dikmişti. Kapkaranlıktı karşılar, koyu. Ali bakıyor, görmüyordu. Beyin Fatma'yı ne için günde çiftlikte koyduğunu düşünüyordu. Eşek değildi Ali. Biliyordu. Aptal kızı da habire bunu söylüyordu. Aptal kızını ne diye durmadan söylediğini de farkındaydı. Günde çiftlikte. Ne vardı bunu bilmeyecek? Bir ara yuvarlak bir ışık belirip söndü uzakların koyu karanlığında. Yeniden yandı, ikileşti, gitti, meydana çıktı, gene gitti, gene çıktı. Bunun bir otomobil olduğunu anladı Ali. Geliyordu inişli yokuşlu, yolda ışığı Yiğit memecesine geliyordu. Çukurova'ya inerlerken trende rastladıkları Yunus Usta'yla Veli'yi hatırladı, güldü. O zaman amma da cahildi ha. Ne otomobili biliyordu, ne gaz ocağını, ne de biri ölünce nereye atılacağını. Hidayet'in oğlu aklına geldi. Köse Hasan hastanede ölünce ölüsünü ölü odasına atmışlar da burnunu kulağını fareler yemişti. Aptal kızına baktı. Bir insan hastanede ölünce ölüsünü ne yaparlar bir bakalım. Aptal kızı beklemiyordu ama gene de götürür gömerler dedi. Bilemedin. Ne yaparlar ya? Ölü odasına atarlar. Gece sıçanlar çıkar, ölünün burnunu kulağını yer. Aptal kızını hiç de ilgilendirmezdi bu ama yine de sordu. Ne biliyorsun? Ben mi? Aptal kızı sinirlendi. Ben mi? Ben mi? Senden başka kim var burada? Ali güldü. Alışkanlık işte. Birden Fatma ortaya çıktı, yanlarında dikildi. Elleri belinde Ali'ye baktı. Aptal kızına baktı, tekrar Ali'ye. Sordu. Ne yapıyorsun burada? Ali kıpkırmızı kesilmişti, duyduğu halde aldırmadı. Fatma sinirlendi. Sana diyorum. Ali bakmadan, ne diyorsun? Ne yapıyorsun diyorum. Ali baktı, gözlerini yeniden yere indirirken omuz sikti. Hiç, oturuyorum. Fatma hırslı hırslı baktı sonra gel biraz dedi. Ben mi? Sen? Gitmemesi için aptal kızı Ali'nin ayak parmağını sıktı. Ali ne demek istendiğini anladıysa da gitmemezlik edemedi. Az uzaklaştılar. Fatma, o avrat niye yanında oturuyor dedi. Ali şaşırdı. Hangi avrat? O avrat işte yanındaki. Aptal kızı mı? Aptal kızı. Vallahi ne bileyim Fatma. Gel yanımda otur demedim ki. Kendine ben. Demedin de ne demeye oturuyor? Hem sen onu su dökmeye götürmüşsün. Ali irkildi. Kim dedi? Kim dediyse dedi. Ne diye götürdün? Ben mi? Sen. Vallahi Fatma. Hani kötülüğüne değil sevabına. Ben olsam götürmezsin ama. Götürmem mi? Götürmezsin ya, götürür müsün? Götürürüm. Seni de götürürüm vallahi. Sevabına bir şey. Ne var? Sonra birden içini döküverdi. Seni günde ne diye çiftlikte koyuyorlar? Fatma. Aşağı muşa el atıyorum dedi. Bulaşıkları da yıkıyorum. Ha ya, bulaşıkları yıkıyormuş. Ne yapıyorum ya? Elin adamı neler diyor? Fatma birden öfkelendi. Elin gözü çıksın. Ele ne bakıyorsun sen? El senin ardından da neler diyor? Neler diyor? Neler demiyor ki? Ele ne bakıyorsun? He ne bakıyorum, ne bakıyormuşum. Herkes diyor ki beyin odasında beyle şöyle böyle diyor. Senin ardından demiyorlar mı? Diyorlar mı?
Diyorlar ya, ne diyorlar? Aptal kızına dolanıyor diyorlar. Pehlivan Ali karşılık vermedi. Buna mim koyan Fatma üsteledi. Laf ver laf. Niye susuyorsun? Ali yutkundu. Hart hart kaşındı. Ne laf verecekti? Ne laf verecekti ki? Yalan değil ki. Laf versene lan. Kaşınıyorum. İsilik olmuşum tekmil. Aptal kızına dolandığın doğru mu? Aman sen de. Aman mı? Aman demek. İnşaata it gibi dolanıyordun ardımdan ama. Amanmış. Unuttun o günleri değil mi? Fatma, döşüme saç kız dediklerini unuttun değil mi? Başını dizime koyup da bitlerini kırdırdıklarını, ben gene o Fatma'yım. Elimi sağlasam elisi, başımı sağlasam terlisi gelir ardımdan. Beni bir aptal kızına değişiyorsun. Değiş, bundan böyle git de bitli aptal kızın başının bitini, sirkesini kırsın. Çekilip gitmesi gerekirken gidemiyor. Ali'ye bakıyordu boyuna. Herif domuz gibi gözlerini yere dikmiş, iyiden kötüden bir şey söylemiyordu. Fatma hıçkırdı. Vay bana, vay başıma gelenler benim. Ben de seni adam belledim de aslan gibi elimi tepip ardından yürüdüm. Ali kocaman başını yerden kaldırdı. Nikahlısı değildin ya. Olmayayım, olmayınca ne var? Erimdi ya, sen ona bak. Şimdiye seni kumara basardı tekmil. Kumara basar basmaz erimdi. Demek sen şimdi aptal kızıylasın ha? Ali'ye baktı, baktı baktı, sonra yıkılırcasına oradan uzaklaştı. Söyleniyor, hayır homurdanıyordu. Kumara basarmış, bassın. Erimdi ya, it oğlu it. Deli kafamı daha çok vuracağım taştan taşa. Sen tut aslan gibi elini tep, yazının aç itinin ardına düş. Vay bana vaylar, bana tuh. Ocakların yanında durdu. Demek Bilal'in dedikleri doğruymuş. Deminden beri uzaktan uzağa onları gözetleyen Bilal yanında bitiverdi. Ne dikliyorsun kız? Fatma irkilerek döndü. Yabancı değil, Bilal. Sen miydin dedi. Ne dikiliyorsun? Dediklerin esahmış. Hangi dediklerim? Aptal kızıyla dedin ya. Bilal üzerinde durmadı. Fatma'nın hafifçe esmer, ufacık elini tuttu. Kadın her zamanki titizliği göstermedi. Uysaldı. Ne olacak? Dedi. Kerhaneden çıkma. Kerhaneden çıkma avrattan hayır mı gelir? Bilal eli avucunda sıktı. Gelmez. Eli ahırdan yana çekti. Fatma en küçük bir direnme göstermedi. Erkeğin ardından düşünceli düşünceli gitti. Tam ahırın kapısında durdu. Bilal, ne o? Dedi. Hürü içeride değil mi? Yok canım. Nerede ya? Eri aldı çiftliğin öte başına götürdü. Ahır hala kan kokusu karışık fışkı kokuyordu. Bilal kadına sarılmak istedi. Kadın elleriyle göğüsledi adamı. Dur. Niye? Bir laf ver bana. Ne lafı? Beni temelli çiftlikte koyacaksın değil mi? Heyecandan Bilal'in sesi titriyordu. Koyacağım dedi. Söz mü? Söz. Yalancının? Adamın konuşmaya vakti yoktu. Kadına bir daldı kucakladı. Kadın çırpınıyordu. İlaha gözün kör olmaya azgın dedi. Dur lan. Vallahi gelen olur. Abo şuna hele. Fışkıların üstüne sırt üstü yatırıldı. Hala çırpınıyor. Hala debeleniyordu. Bir ara şu kapıyı dedi. Şu kapıyı ört bari deli cenabet. Bilal dizleri üzerinde uzandı, kapıyı itti. Senem Bacı bulaşık karavanlarının yanına geldi. Durdu, çevresine bakındı. Fatma yoktu görünürlerde. Ocaklar körlenmiş, bulaşık suyu soğuyordu. Tam seslenecekti, ayın su gibi parlattığı rugan çizmeleriyle bey, ağılın köşesinden çıktı. Senem Bacı'nın yanına geldi. Doğuran kadın nasıl oldu? Senem, sayende top gibi dedi. Yağla pekmez içti mi? Bak hele bak, lıkır lıkır hem de. Yarın yatıp dinlense iyi olur. Bir terslik olmasın. Başımıza iş çıkabilir. Gerçi hava ama itin köpeğin ağzına laf düşmesin. Çalıştırdılar çalıştırdılar şöyle böyle. Senem hiçbir şey olmaz dedi. Bunlar ite benzer. Şurada yatar şurada kalkar gezer dolaşırlar. Sen yat desen bile yatmaz onlar be. Biliyorum biliyorum ama mesele baş ağrısı olmasın. Gecenin derinliklerinden kurbağa vurakları geliyordu. Derinden derine bir çocuk uyaklaması. Irgatlardan birinin 7 aylık çocuğu, sol kolu yorgun, anasının altında kalmış. Çocuğun canı yanmıştı. Uyaklayınca kadın uyandı. Öyle uykusu vardı ki, dert dedi, dert soyka. Çocuğun kolunu koparırcasına çekip öteye attı. Bu sırada kocası bir yandan bir yana dönerken sayıkladı. Doymadım, vallaha da billaha da doymadım. Kadın yıldız ışığıyla hafiften aydınlanmış yüzüne baktı kocasının. Uykulu bakış çok hafiften aydın, sakallı yüzde koyu bir karanlıktan başkasını görmedi. Ta uzaklara kaydı bakışı. Hendekten bir ışık çıkıyordu, üzerinde durmadı, kocasının yanına devrilip yattı. Gerçekten de,
Kalın camlı bir gemici feneri çıkmıştı tarlanın öbür başındaki hendekten. Önce ışık çıkmış, sonra titreşen gölgeler, insan gölgeleri. Fenerin sarı ışığında başları deftere eğik, o geceki kumarda borçlandırılanları adlarıyla yazmaya başladılar. Yaz, yarım liralık esrarla iki çay yaz. Kime? Kürt Haydar'a. Ahan ahan, yazdım, başka? Veli'ye esrar yaz, bir liralık. Başka? Keko'ya iki çay. İki çay. Deliye de iki çay. Fenerli adam defterini kapatıp cebine soktu. Aklına bir şey gelmişçesine. Ha dedi. Şu mesele. Tamam. Yarın çağır sağ gitsin patoza. Demek avrat razı oldu. Bak hele bak. Ne diyor? Ne diyecek? Seni çiftlikte korum dedim. İnandı. Desene işin iş. Öyle. Herif gitmek istemezse ya. Nasıl istemezmiş? Burası paşa babasının çiftliği mi? Kuyruğundan tutar atarsın. Gitmek istemez ne kelime. Sen söylerken ben de üstünüze gelirim. İyice pekiştiririm. Nikahlısı değil ya. Doğru. Ayrıldılar. Fenerli adam fenerini üfledi. Böcek çıtırtıları yüklü gecede birer kıyıya serilmiş uyuyan ırgatların iniltileri geliyor. Yarasalar ay ışığıyla kalaylanmış gecenin içinde bir baştan bir başa kurşun gibi akıyorlardı. Fenerli adam çiftliğin saz örülü toprak huğuları arasında karanlıklara kırışıp gitti. Toprak sıcak, toprak yorgun ve uykuluydu. Kaynaşan yıldızların arasında bazen bir yıldız pırıl pırıl eğri bir çizgi halinde akıp derinliklerde sönüyordu. Çok uzaklarda bir köpek avlaması, bir beygir kişnemesi, bir öküz böğürtüsü. Sabah uzak dağların ardında kirli bir grilikteydi. Grilik ağara ağara iniyordu ovaya. Böylece de bir zaman geçti. Kadınlığı, erkekliği, çoluk çocuklu yorgun ırgatlar uyandırılmaya başlamıştı. Uykuya doyamayan insanlar uyansalar bile uykunun ağdalığı, yapışkan karanlığına yeniden yuvarlanıyorlar. Ama bu çok tatlı uçurumda keyiflerine bırakılmıyorlardı. Ayya hele ayya, kalk lan, kumar oynayacağını bütün gece yataydın, it. Şamar geliyor ha. Tan yerinde grilik iyice ağarmıştı. Irgat başı elinde uçkuruyla dikilen pehlivan yanına geldi. Ali su dökecekti. Esniyordu kaba kaba. Irgat başı. Dedi. Ne dikiliyorsun? Ali omuz sikti. Seni patoza satacağım dedi ırgat başı. Gider misin? Ali şaştı. Bu ırgat başı şimdiye kadar onunla hiç böyle senli benli konuşmamıştı. Beni mi? Dedi. Seni. Patoza mı? Patoza. Patoz ne ki? Patoz işte harman makinesi. Ali elini gömleğin altına sokup terli gövdesini tırnaklaya tırnaklaya kaşıdı. Bir yandan da düşünüyordu. Irgat başı, ne düşündün dedi. Vallahi ne bileyim çavuş ağa. Bir sapçıyla bir koltukçu lazımmış. Seninle Hidayet'in oğlunu salacağım. Ali sıkıntıyla baktı. Fatma ne olacak ya? Sen Fatma'yı düşünme. Evvel Allah'ın izniyle Fatma benim bacım. Benim canım sakin Fatma'nın tırnağına bile zarar gelmez. Düşünme. Onu çiftlikte koyacağım. Aşamuşa el atar ortalarda fırlanır. Parası gene de para. Lakin sen esaslı koltukçu olursun. Şu bedene hele bedene ben seni düşündüğümden hep parası da bol. Bol parayı ne diye yazının ar yadırgıları alsın? Fatması aklından çıkmayan Ali adamın yağcılığına dikkat ederek sen benim hemşerim değilsin ha dedi. Bir insan bir insanı hemşeri diye mi düşünür? Ne diye düşünür ya? Bakıyorum bedenli pehlivan adamsın. Oldu mu? Vallahi ne bileyim. Sen bilmezsen kim bilir senin işin lan? Fatma da gelseydi. Avra'da iş yok ki patozda. Fatma burada kalır. Aşamuşa el atar. Parası da para. Sen Fatma'yı düşünme. Fatma benim bacım dedim ya. Hem ne? Fatma ile göbeğim bitişik değil ya. Pehlivan Ali diretti. Fatma gelmezse ne yapayım? Irgat başı kızdı. Ulan tam öküzmüşsün be. Fatma'nı ağzımıza atacak değiliz oğlum. Fatma burada kalır. Aşamuşa el atar. Parası da gene para. Katip Bilal yanlarına sokuldu. Ne o? Irgat başı durumu kısaca anlattı. Bilal, iyi ya dedi. Niye gitmiyor? Ne bileyim ben, Fatma da Fatma. Fatma burada kalır, aşamuşa el atar, parası da gene para diyorum. Yok. Ne olmalıymış ya? Fatma da gelsin diyor. Aha katip efendi, aha sen dedi. Benden söylemesi, ne haliniz varsa görün. Bilal sinirlendi. Onu demesiyle mi? Savarsın gider. Pehlivan Ali katip Bilal'e şüpheyle baktı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dedi Bilal. Seninle 8 haftalığına pazarlık etmedi mi Rıgatbaşı? Öyle dedi Rıgatbaşı. Ali de başını salladı. Cemşir Ağa'nınla 8 haftalığına kesişmişler. Bitti. Madem kesiştiniz her nerede iş gösterirse gitmeye mecbursun. Gitmem ne demek? Senin keyfine mi?
Pehlivan Ali. Ben gitmem demiyorum, dedi. Giderim gitmeye ya. Fatma da. Bilal kesti attı. Fatma burada lazım. Senem Bacı yardım edecek. Hem ne? Fatma neyin ne senin? Pehlivan Ali. Avradım, dedi. Nereden avradın oluyor? Neyim ya? Hiç öyle. Tövbe, dedi Ali. Öyleymiş. Madem avradın, çıkar bakalım izinnameni. Pehlivan Ali şaşırdı. İri ablak yüzüyle Bilal'e baktı. Sonra Irgatbaşı'ya, daha sonra gene Bilal'e. Karşılık vermedi. Bilal üsteledi. Göstersene. Ali omuz silkti. Gördün mü? Gösteremiyorsun. Avradın olsa izinnamesini birden çıkarıp gösterirdin. Hem Fatma seni istemiyor. Ali yumruk yemişçesine sarsıldı. Fatma, beni ha? Seni ya. Ben onun avradı mavradı değilim. Beni erimin altından kaptığından kaçtı diyor. Fatma mı diyor? Fatma diyor. Demez. Fatma tövbe demez. Ben bilmem mi Fatma'yı? Kıpkırmızı kesilmişti. Bilal Irgatbaşı'ya çağır şu Fatma'yı, dedi. Irgatbaşı koşarak gitti. Az sonra Fatma ile döndü Bilal. Bu Ali seni erinin altından alıp kaçmadı mı kız? Fatma küskün küskün. Aldı kaçtı da rezil etti Tekmil, dedi. Ali heyecanlandı. Ne rezili Fatma? Ben seni rezil mi ettim? Tövbe vallaha. He tövbe vallaha. Tövbe vallaha ya. Seni nerede rezil ettim? Herkes ne diyor? Ne diyor? Aptal kızıyla diyor. Herkese ne bakıyorsun Fatma? Herkes senden ötürü de diyor ki. Fatma yumruklarını beline dayadı. Ne diyor? Günde günde çiftlikte niye koyuyorlar diyor. Ben kötülüğüne kalmıyorum ya. Aşamuşa el atıyorum. Araya Bilal girdi. Fatma'ya kendisini patoza satacağız. İlla Fatma da gelsin diyor. Patozda avrat işi yok ki. Fatma kesti attı. Olsa bile gitmem. Yerim rahat benim. Oradan hızla uzaklaştı. Pehlivan Ali sıkılı kocaman yumruklarıyla kıpkırmızı. Ardından uzun uzun baktı. Kadın kerpiç huğdaların arasından gözden silinmişti. Irgatbaşı hadi dedi. Pehlivan Ali'nin bakışı Fatma'nın silindiği huğulardan yanaydı. Hadi sene be. Bilal. Avrat değil mi, dedi. En iyisin, Allah belasını versin. İstemiyor işte seni bak. Ben senin yerinde olacağım da avrat beni istemeyecek. Şerefsizim ardından döner bakarsan, benden kötüsü yok. Alt tarafı avrat be. Şuna bak. Kapı gibi delikanlısın. Hiç canım, dedi Irgatbaşı. Delikanlı ki delikanlı. Avrat dediğin de ne? Dört parmak sidikli bağırsak. Öyle elli avrat feda olsun sana. Ali'nin kulağına söz girmiyor. Söylenenleri duymuyordu. Ateş düşmüştü yüreğine. Aptal kızı bile hız gelirdi. Yürüyüp gitmişti Fatma. Demek yürüyüp gitmişti ha. Uzaklarda kalmış geceleri düşünüyordu. Uzaklarda, çok uzaklarda kalmış geceler. Şıh musla ötekilerin nara attıkları, pencerelerin tahta kanatlarını yumrukladıkları, of çektikleri geceler. Paçaları dörder parmak dantelli donunu sıyırıp çıkardığı geceler. Domuzun oğlu, dediği. Öldürürüm seni, hele beni bırak. O etini büktüğü, omzunu yumrukladığı, boynunu koklayıp etini dişlediği. Ne olmuştu şimdi bütün bunlar? Soluğunu, sımsıcak soluğunu duyuyordu. Ağladığını duyuyordu, ağlamıştı. Beni bu şaşı ayının elinden kurtar Ali, demişti. Birden Bilal'e dikkat etti. Burası şehir, köy değil. Burada izinnamesiz avrat taşınmaz, cezası pek büyüktür. Bu şaşı ayının elinden kurtar Ali. Al götür beni buralardan, kurban olurum yoluna Ali. Alim benim, bir tanem aslanım. Beni kaçır buralardan, buralardan kaçır, kurtar beni. Allah aşkına kaçır Ali. Beni orospu yapacaklar, beni kurtar. Anam da sensin Ali, babam da. Benim bu dünyada senden başka kimsem yok. Beni ellerin eline koma. Ani bir kararla bağlardan yana yürüdü. Bilal ardından seslendi. Nereye hey, nereye gidiyorsun? Ali duymuyor, başını almış gidiyordu. Irgatbaşı ardından koştu, kolundan tutup durdurmak istedi. İri yarı oğlan bir silkelenişte Irgatbaşı'nın elinden kurtulup yoluna koyuldu. Irgatbaşı ile Bilal her ihtimale karşı koştular ardından. Fatma ocakların orada çömelmiş bulaşık yıkıyordu. Senem Bacı da yanındaydı. Ali öfkeli bir çocuk gibi Fatma'nın tepesine dikildi. Demek benimle gelmiyorsun. Fatma bakmadı bile. Ali bir şeyler söylemesini bekliyordu. Bilal, Irgatbaşı, Senem de aynı şeyi bekliyorlardı. Fatma işine koyuldu. Ali uzun uzun dikildikten sonra gene ani bir kararla gitti, torbasıyla yorganını alıp geldi. Çapa ırgatları pamuk tarlasına yolunu tutmuşlardı. Bir ara aptal kızı da önünden geçti, meseleyi bildiğinden şaşmadı. Sonra Hürü, Hürü'nün kocası, kızı, yanında kardeşleri, kucağında da en son doğan oğlan kardeşi geçip gittiler.
Irgat başı ortalarda görünmeyen öteki uşağa seslendi. ''Hadi hey, Hidayet'in oğlu.'' Arkası yarın.